1915 olayları konusundaki düşüncelerimi aktaracağım. Bu olay önce yabancı haber ajanslarında ve medyada yer aldı. Biden bu yıl 24 Nisan'da konuşurken soykırımı kabul edecek diye. Washington temsilcimizi aradım. Haberler böyle geliyor, doğru mu? Evet, bu haberlerin doğruluk payı çok yüksek dedi. Onun üzerine 22 Nisan'da bir açıklama yaptı. Biden'ın yapacağı açıklamada soykırım sözcüğünü kullanmasının doğru olmadığını, Türkiye ile Amerika arasında onarılmaz hasarlara yol açabileceğini, bu işin siyasetçilerin değil tarihçilerin görevi olması gerektiğini anlattım. Parti sözcüğümüz yaptığı konuşmalarda aynı şekilde bizim söylediklerimize vurgu yaptı ve dillendirdi. Biden açıklamayı yaptı ve soykırım sözcüğünü iki kez kullandı. Öncelikle şunu ifade edeyim, bu Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik. Bugüne kadar pek çok iktidar geldi gitti ama hiçbir Amerikan başkanı 1915 olaylarını bir soykırım olarak tanımlamadı. Değerli arkadaşlarım, 1915 olayları bizimle Ermeniler arasında ciddi travmalara yol açtığı bir gerçektir. Birinci Dünya Harbi'nden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma süreci, Birinci Dünya Harbi, bütün bunlara baktığınızda çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini görürsünüz. Siyasetçilere düşen görev, geçmişin acılarını bugün siyasi malzeme konusu yapmamalarıdır. Siyasilere düşen görev, tarihin derinliklerinden ders çıkararak geleceği barış ve kardeşlik üzerine inşa etmektir. Eğer bunu yaparsanız gerçek anlamda bir politikacı olursunuz. 1915 olayları acı mıdır? Evet, acıdır. İncelenmeli mi? Evet, gerekirse incelenmeli. Kimler yapmalı bu görevi? Tarihçiler değil, politikacılar değil, tarihçiler yapmalı. Türkiye bu konuda her zaman hazır olduğunu ifade etti. Arşivlerimizi açıyoruz dedim. Tarihçiler gelsin baksınlar dedim. Ama Ermenistan da arşivlerini açsın. Böylece tarihçiler gerçek bilgilere ulaşsınlar diye. Değerli arkadaşlarım, kini ve öfkeyi siyasetin malzemesi yaptığınız takdirde gelecek kuşaklara kini ve öfkeyi taşırsınız. Oysa siyasetçi kini ve öfkeyi günlük sıcak politikaya malzeme etmemeli. Değerli arkadaşlarım, 1915 olaylarını tartışmayacağım. O tarihçilerin görevidir. Ama eğer 19 Mayıs 1985 tarihinde, bir daha ifade edeyim, 19 Mayıs 1985 tarihinde New York Times ve Washington Post gazeteleri görülseydi ve o gazeteler Sayın Biden'ın önüne konsaydı belki bu açıklama hiç olmayacaktı. Çünkü o tarihte çok sayıda tarihçi, ki Amerika'nın önemli tarihçileri de var, dünyanın da önemli tarihçileri var, 1915 olaylarının bir soykırım olarak görülmeyeceğini, adlandırılmayacağını ilan ediyorlardı bütün dünyaya. Ama o zaman bir devlet vardı, bir başbakan vardı, dışişleri bürokrasi vardı. El birliğiyle bütün dünyaya bunu anlatıyorlardı. Evet, burada acı olaylar var. Evet, tarihçiler incelesin. Ama bunu bugünün siyasetine malzeme etmek doğru değildir diye. Özellikle Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını yeniden kazanması, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Türkiye ile
Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi konusunda önemli adımlar atılması gerekirken tam tersi bir tabloyla Türkiye karşı karşıya kaldı. Beceriksiz bir yönetimin Türkiye'yi getirdiği noktadır bu. Bir daha ifade edeyim. Beceriksiz bir yönetimin Türkiye'yi getirdiği noktadır bu değerli arkadaşlarım. Biden açıkladı. Erdoğan tam 3 gün sustu. Ama Erdoğan'ın trolleri ey Kılıçdaroğlu ne diyeceksin diye habire sosyal medyayı kullanıyorlardı. Bekliyorlardı. Erdoğan bir dünya lideri. Erdoğan bir aslan. Erdoğan çıkacak bir kükreyecek ki kimse herkes duyacak bu kükremeyi. Erdoğan konuştu. Bırakın aslanı, kedi gibi bir miyavlama sesi geldi. Acı ama bir gerçek bu. Kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktan aciz olan bir kişiyle karşı karşıyayız. Acaba biraz sert konuşursam başıma bir şeyler gelir mi? Bakın değerli arkadaşlarım. Bizi televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Kendi çıkarlarını, kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktan bir aciz bir yönetimle karşı karşıyayız. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten bir yönetim, yani bir kişi, kendi ülkesinin çıkarlarını kararlılıkla savunmadığı takdirde o devlet yönetilmiyor demektir. Bizle Amerika arasında elbette inişli çıkışlı çok olaylar oldu. Kıbrıs çıkarması oldu. Johnson'ın mektubu oldu. Ambargolar oldu. Afyon ekimi yasağı oldu. Yasaklayacaksınız diye talepler geldi. Ama bütün bunlar olurken dirençli ve kararlı bir yönetim vardı. Kendi ülkemizde kararı biz veririz diyorlardı. Ve o bütün bu olaylar olurken bile hiçbir Amerikan başkanı kalkıp 1915 olaylarını bir soykırım olarak tanımlamadı. Peki asıl sorulması gereken soruya gelelim. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana 1915 olaylarını Amerika'daki hiçbir başkan soykırım olarak tanımlamazken neden şimdi tanımladı? Bu soru önemli. Asıl sorulması gereken soru bu. Biden'a kızmanın bir alemi yok. O kendi iç politikasının gereğini yapıyor. Bizde çok güzel bir atasözü var. İğneyi önce kendine batıracaksın, çuvaldızı başkasına batıracaksın. İğneyi batıralım kendimize. Peki arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikası nedir? Kuruluşundan bu yana bir dış politikamız vardı. Yurtta barış, dünyada barış. Ana eksen buydu. Bu eksen üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetleri dış politikayı oluşturmuşlardı. Sadece bu mu? Hayır. Eşitlik ilkesine bakıyorlardı. Küçük devlet, büyük devlet ayrımı yapmadan. Başka, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı esası üzerine vardı. Başka, uyuşmazlıklarda diyalog yönteminin seçilmesi ilkesi vardı. Öyle asarım, yok keserim, yok vururum, yok öldürürüm, yok öyle bir şey. Başka, başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesi vardı. Bu ülkelerin tümü terk edildi değerli arkadaşlar. Bakın, dış politikanın bir özelliği var. Dış politika, iç politikanın malzemesi asla yapılmamalıdır. İkisi çok farklıdır.
Eğer dış politikayı iç politikanın malzemesi haline getirirseniz gelir böyle duvara çarparsınız. Ve sesiniz çıkmaz. Aslanken kedi konumuna düşmüş olursunuz. Ve bütün dünyada rezil olmuş olursunuz. Aynı zamanda dış politikanın milli olması gerekir. Dış politikada iktidar muhalefet ayrımı yoktur. İktidarı ile muhalefeti ile bir ülkenin çıkarları birlikte savunulur. Ve o nedenlidir ki dış politikadaki bütün gelişmeler konusunda muhalefet partileri, özellikle ana muhalefet partisi belli aralıklarla bilgilendirilir. Bunlar yapıldı. Ne zaman terk edildi? Bunların zamanında terk edildi.